Diyelim ki elimizde katısıyla denge halinde olan doymuş bir kalsiyum florür çözeltisi var. Deney kabının içine katı halde biraz kalsiyum florür ekliyoruz. Kalsiyum florür suda az çözünen iyonik bir bileşik. Çözeltiye gelirsek elimizde kalsiyum 2 artı ve florür iyonlarına doymuş bir çözeltimiz var. Şimdi bu çözeltiye biraz asit ekliyoruz diyelim. Yani deney kabına bir proton kaynağı ekleyerek Neler olacağını gözlemliyoruz. Göreceğimiz şey katı haldeki kalsiyum florürün bir kısmının çözünecek olması. Hatta bütün katı kalsiyum florürü çözecek kadar asit eklediğimizi varsayalım. Burada neler olduğuna bir göz atalım. Asit ekliyorduk, değil mi? Yani H+. I. Dolayısıyla çözeltinin pH'ını düşürmüş olduk. Bunun sonucunda da kalsiyum florürün çözündüğünü gözlemledik. Demek ki çözünürlüğünü arttırmış olduk. Evet, çözünürlüğü oldukça az olan kalsiyum florürün çözünürlüğünü arttırdık. Şimdi olayın biraz daha detayına bakarak neler olduğunu açıklamaya çalışalım. Elimizde H2O olduğuna göre H artı eklemek bize H3O artı verecek. Sonuç olarak çözeltinin içinde hidronyum iyonları olacak. Aynı zamanda çözeltinin içinde flörür anyonları da olduğunu biliyoruz flörür baz gibi davranabilir. Burada flörür baz gibi, hidronyum asidi ise asit gibi davranacak. İki flörür anyonu için iki tane hidronyum iyonuna ihtiyacımız olacak. Hidronyum asit gibi davrandığı için bir proton verecek. Flörür ise baz gibi davrandığı için o protonu kabul edecek. O zaman da elde edeceğimiz şey HF. Hatta iki tane HF. H3O artı yani hidronyum bir proton verdiğine göre iki tane de H2O olacak. Sonuçta elimizde iki su molekülü daha oldu. O zaman çözelti içindeki florür anyonlarının derişimine de bir göz atalım. Florür anyonları tepkimeye girdiğine göre çözelti içindeki derişimleri azalıyor. Bu noktada hatırlamamız gereken şey Le Chatelier ilkesi. Dengesi bozulan bir sistem ona uygulanan baskıyı kaldırmak için hareket eder. Burada baskı diye bahsettiğim şey ürünlerden birinin derişiminin azalması. O zaman denge sağa doğru kayarak daha fazla ürün üretmeye çalışacak. Bu nedenle de daha fazla kalsiyum flörür çözünecek. Böylece de kalsiyum flörürün çözünürlüğü artmış olacak. Aslında buraya net tepkimeyi de yazarak neler olduğuna bakabiliriz. Gördüğünüz gibi reaktan tarafında iki tane flörür anyonu var. Ama aynı şekilde ürün tarafında da iki tane flörür anyonu var. Demek ki sadece bu ikisini alıp bunlar bizim reaktantlarımız diyebiliriz. Şu an elimizde reaktant olarak kalsiyum flörür ve 2H3O artı yani hidronyum var. Ürün olarak da elimizde buradaki arkadaşlar var. Kalsiyum artı 2 iyonları, Sulu çözelti olarak h ve ve de su Ne tepkimeye yazmak neler olduğunu bu şekilde değişik bir açıdan görmenizi sağlar. Eğer kalsiyum flürüre asit eklersek ürün olarak bunları elde edeceğiz. Sonuç olarak proton eklemek yani asit eklemek ya da pH'i düşürmek, buradaki çözünürlüğü az olan bu molekülün çözünürlüğünü arttırdı. Ama bu her zaman için geçerli değil bu durumda hangi molekülden bahsettiğinize bağlı olarak değişebilir. Örneğin elimizde gümüş klorür olsun. Aslında bu molekülün de çözünürlüğü oldukça düşük. Ama asit eklemek bu molekülün çözünürlüğünü etkilemiyor. Peki neden? Şimdi bu konu üzerine biraz düşünelim. Asit eklediğimiz zaman çözelti içindeki hidronyum iyonlarının derişimini arttırıyoruz. Bir önceki örnekte florür anyonları hidronyum iyonlarıyla tepkimeye girerek dengeyi değiştirmişti. Ama buradaki klorür anyonu florür anyonundan çok daha zayıf bir baz olduğu için hidronyum iyonuyla tepkimeye girmiyor. Bu konu üzerinde biraz durmak istiyorum. HF'nin eşlenik bazı F-, yani florür anyonu. HCl'nin eşlenik bazı ise Cl-, yani klorür anyonu. Hatırlayacak olursanız daha önce de şöyle bir bilgi vermiştim. Bir asit ne kadar kuvvetliyse eşlenik bazı o kadar zayıf olur. HC ile kuvvetli bir asit. Hatta HF'ye göre de oldukça kuvvetli bir asit. Demek ki klorür anyonu daha zayıf olmalı. Yani klorür anyonu florür anyonuna göre daha zayıf bir baz. Bu nedenle klorür anyonu hidronyumla tepkimeye girmeyecek, sonuç olarak da ürünlerimizden birinin derişimi azalmayacak. Başka bir deyişle de denge bozulmayacak asit eklenmesiyle gümüş klorürün çözünürlüğü hiç etkilenmeyecek. Yani gümüş klorür çözeltisinin pH'ini düşürmek çözünürlüğü arttırmayacak. Burada dikkat etmemiz gereken nokta bazın eklediğimiz asitle tepkimeye girecek kadar kuvvetli olup olmadığı.